Herkese merhaba. Bu soğuk pazar gününde sizler de biz de aynı şekilde burada bir şeyleri paylaşmak ve bizleri dinlemek için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü paylaşmaya inanıyorum. Yani paylaşmanın sektörü büyüteceğine, sektördeki tüm marka, Türkiye markasını büyüteceğine, Türkiye'de daha iyi temsil edeceğimize inanıyorum. Bir konuşmanın içinde geçen, ya Mehmet sağlık turizmi için bir hekim arıyorlar. Medikhane Hastanesi'nde deyip Medikhane'ye bir iş görüşmesine gitmekle başladı her şey. Pazartesi günü geldik başladık işte. Dediler ki Uluslararası Hasta Merkezi müdürüsün. Okey. Ama ben hala şeydeyim yani turistin sağlığı kısmında bir hekimlik yapacağımı zannediyorum. İşte ilk gün başladım. Sabah telefonum çaldı. Hocam dediler hasta geldi. Dedim ne güzel. Alın muayene edelim. Yok hocam size gelmedi. Dedim o zaman beni niye arıyorsunuz? Hani çok komik geldi. Siz burada yabancı hastalardan sorumlu olduğunuz için sizin götürmeniz gerekiyor. Dedim tamam. Yani o anda şunu hissettim. 450 kişilik bir hastanedeyim. İngilizce bilen bir ben varım. Birkaç hekim var ve gerisi İngilizce bilmiyor hastanenin. Ve biz sağlık turizmi yapıyoruz. Ben bir hekim olarak üstümde bir scrub ve bir önlükle aslında tercümanlığa indim aşağıya. Bir moralim bozulmadı değil. Yani o anda dedim ki ben tercüman, hasta hizmetleri, doktor asistanı ve hastayla aslında bir alakam yok. Hani bunca yıllık, 12-13 yıllık bir sağlık turizmi yapan birisi olarak ben oradaki o deneyimlerimi gördükçe hastaların sahada yaşadığı zorlukların hepsini öğrenmiş oldum. Ve bu süreçle birlikte ben sağlık turizminin hastanede nasıl yönetilmesi gerektiğini yaklaşık işte 5 yıl, 4 yıl, 5 yıl hastane tarafında yürüttüm. Hasta bulma süreci inanılmaz komik bir süreç. Hastalar da geliyor ama biraz da hasta bul. Git Aksaray'ı gez, işte Aksaray'daki acentalara uğra, oradakilere kart ver. Şimdi yani giyindik, kuşandık, acenta geziyoruz. İşte merhaba, ben Uluslararası Hasta Merkezi Müdürüyüm. Hastanız olursa bize gönderin. Tabii hocam, teşekkürler bir çay için, bir çay, muhabbet falan filan. Biz hastaneler hala, bence şu andaki süreçte de hala aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Online hasta alma kısmında çok iyi değiller. İşte yurt dışı ofisleri kurdukları, ki yurt dışı ofisleri genel olarak şöyle oluyordu. İşte genel müdürün bir yakınının bir tanıdığı var Gürcistan'da, onu ofis açalım. Orada başka işi olan insanlara ofis açtırmışız. Yani benim içeri girdiğimdeki süreç de buydu. Hepsi hemen hemen çalışmayan ofislerdi. Evet aralarında çok iyileri vardı ama genel olarak boştu. Yani başka eksiklikler ne var buralarda? Yani dil bariyeri. Dil bariyeri dediğimiz şey hastane, koskoca bir yapısın. Evet kliniğiz, bizim şu anda 150 kişilik bir kliniğimiz var. Çoğu kişi İngilizce konuşabiliyor ama hala hastanelerde çok büyük yapılar, 5000 kişilik, 10.000 kişilik yapıların içinde İngilizce konuşan işte biraz önce benim anlattığım gibi. Bizim zamanımızdaki yapıların hepsi sağlık turizm adaptasyonu yapmıştı ve yani hiçbir kalite dokümanının İngilizce'ye çevrilmesi yok, talimatlar İngilizce değil, onan formları değil. Büyük yapılarda çok branş var. Yani şu anda saç ekimi yapıyoruz ve bir dokümanı çevirmek bizim için çok kolay. Binlerce ameliyatın yapıldığı, binlerce onamın alındığı hastane gruplarındaki bu süreçler gerçekten çok zor. Yani sıkıntılarımı biliyorum hastanedeki. Bir, çağrı merkezi yok. Çağrı merkezi dediğiniz şey, önüne bilgisayar aldığın, kulaklık taktığın, telefonda konuştuğun bir süreç değil. Bir çağrı merkezi kurmamız gerektiğini söylediğim zaman bana dediler ki tamam işte eleman al, birkaç tane eleman al, birkaç tane eleman neyine yetmiyor. Telefonları, ya telefona gerek yok. Arkadaşım telefon, herkesin telefonu var, hastayla konuşsunlar işte. Peki bizim çalışanlarımız bizden çıkıp başka yere gittikleri zaman ne yapacaklar? O datalar kimde kalacak? O dataların bizim tek taraflı okumamız gerekmiyor mu? Maalesef bunu anlatamadım. Yani diyorsun ki yönetime bana bir bütçe ver. Ben web sitesi yapacağım. Mehmet web sitesi yapamayız. Web sitemiz var zaten. İngilizceye çevirin işte. Mikro siteler yapalım saç ekimi için. Hayır mikro site yapamayız çünkü bunu kurumsal iletişim yürütemiyor. Reklam bütçesi alalım. Hayır reklam bütçemiz zaten yurt içinde var. Yurt dışında böyle bir reklam bütçemiz yok. Yani bunların hiçbirini oturtturamadığın zaman o hastanedeki sürecin hiçbir şekilde yürüyemedi. Hastanedeki pazarlama anlayışı şuydu. Fuarlara gidelim, stand açalım. Standta insanlar gelsinler. Evet, prestij için gerçekten bu mantık. Çok fuara katıldım. Katıldığım fuarlarda gün sonunda o ne güzel geçti ya, ne kadar çok bilgi vardı. Herkes bize geliyordu dediğimiz noktanın sonrasında ben o fuardan hiçbir hasta alamadığımı gördüm. Doktor konsültasyon günleri çok daha başarılı bir süreçti bence. Ama SEO var mıydı? Hayır. Ads var mıydı? Hayır. Web içeriği düzgün müydü? Hayır. Satış performansı ödüllendirmesi kısmında prim verelim. Mehmet prim bize yöneticiye verilir. Ben satışçıya ne vereceğim? Satışçıya yüksek meblağıyla bir şey sattırmak istiyorsun ve bununla ilgili prim ödemek istemiyorsun. Bu nasıl olabilecek bir şey? Biz orada yapamadığımız çoğu şeyi Smile'da kolaylıkla yapma imkanı bulduk. Çünkü karar merceği bizdik. Hızlı karar alabiliyorduk. Hızlı yürütebiliyorduk bu süreci. Evet, biraz şeyi konuşalım. Yani yabancı hasta almaya hazır mısın? Hekim olarak İngilizce bilmem, hastalarla doğru iletişim kurabilmem, bariyer olmadan kendimi anlatabilmem ve
As hastam olduğu için hastayla çok ilgilenebilmem benim aslında bugünkü kar topu etkisi dediğimiz o hastanın hastayı getirmesi. O yüzden ben bir hekimin sağlık uzmanı yapacaksa dili iyi bilmesi gerektiğine inanıyorum. Hedefi ülke araştırması yapılması lazım. Yani ben hangi ülkeye gideceğim? Hedefimizin bir ülke olması gerekiyor ve o ülkede gitmemiz gerekiyor. Klinikteki dokümanlarımız hazır mı? Bence en büyük problemlerden biri bu. Hastanın bana geri verdiği feedback şu. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Gittiğim zaman onan formlarım dilimde değildi. Yani bir bilgilendirme, bir infobook tarzı hiçbir şey verilmedi. Bunu biraz gözden kaçırıyoruz. Yani hasta gerçekten konforlu olmak istiyor. Hasta gerçekten senin sağlık turizmi yapmış olduğunu, yaptığını ve bu işi bildiğini bilmek istiyor. Operasyon yöneticisi, satış elemanı, dijital pazarlama, tercüman. Bunların hepsi farkındayım, bir bütçe. Şunu demiyorum size, yani kliniğinizi kurun, hasta almaya başlamadan önce bunların hepsini yapın değil. Yani dijital pazarlamayı dışarıdan bir danışmanlıkla yürütebilirsiniz. Tercümanı başlarda dışarıdan yürütmeniz okey ama sonrasında o tercümanın sizin kliniği bilmesi, doktorun anlatımını doğru çevirmesi, kliniğin kültürünü anlaması için istihdam edilmesi gerekiyor. Şu yanlışı çok yapıyorlar, çok görüyorum. Biz de bu yanlışı yaptık bu arada. O yüzden size bunu önermiyorum. Bir kişiden birçok görev çıkarmaya çalışmayalım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Her görevi yarım yamalak yapmaya başlıyor. Satış elemanı, ama satış elemanının gerçekten hastanın size başvurduğu andan itibaren hızlı bir şekilde iletişime geçilmesi gerekiyor. Yani en büyük yanlış bu. 2 saat, 3 saati geçtiği zaman inanın, ben size bir şey söyleyeyim, bir hasta sizi bulduysa, sizi bulduğu gibi başka klinikleri de buluyor. Kalite süreci, bunu küçükken başlatmanız çok önemli. Yani ne kadar küçükken bu kalite sistemini oturtabiliyorsanız hastanenizde ya da kliniğinizde o şekilde gidiyor. Yani yapı büyüdükten sonra kaliteyi koymak o kadar zor bir sürece gidiyor ki. Gelelim hasta bulmak kısmına. Yani bence dediğim gibi en zor, en önemli kısım, en yapamadığımız kısım bu. İlk başlarda biz de Smile'da başladığımız zaman ne yaptık? Acenta'yla başladık. Her zaman acentayla başlamak en güvenli, en garanti noktalardan biri. Doğrusu hatta sektör doğrusu, sektör normu, hani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim, bazen bana çok geliyor bu soru. Yani doğru oran nedir diye. Sarf ettiğimiz şeyleri çıkardıktan sonraki kardan %20 verirdik. Kime? Faturalı çalıştığımız kişilere. Yani fatura karşılığında olan süreç buydu. Bu süreç sizin anlaşmanıza, sizin hasta ihtiyacınıza, bulduğunuz kişinin başkalarıyla çalışmasına baktığınız zaman değişen bir sürece doğru gidiyor. En önemli kısım, yani şu anda da her şey geçtikten sonra söyleyeceğim tek şey referans kısmı. Evet, belli bir zaman Google'daki SEO, teknik SEO yapmalarımız, Google'da yaptığımız şeylerin faydalarını gördük ama gerçek hasta deneyimleri oluşturduk. Hastalara iletişimimizi gösterdik. Önce web sitene bakıyor ki bence artık web sitesine çok bakıldığını düşünmüyorum. Direkt Instagram ile başlıyor. Instagram'a bakıyor. Instagram'daki vitrini izliyor. Çok aşağı bile inmiyor belki. Son 9 postunuza, 8 postunuza bakıyor. Ve bu sizi tercih etmesindeki en büyük süreçlerden biri oluyor. Sonrasında reklam, yani bence en büyük kısım ve yine de kliniklerin en çok sıkıntı yaşadıkları şeyin o olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğru reklam stratejisi ne olacak? Doğru bütçe nedir? Doğru marketing ya da remarketingler nedir? Yani burada hekim olarak ya da klinikte bunları istihdam ettiğiniz süreçte bunları kolay yürütemeyeceğinizi biliyoruz. Bunun için bu konuda deneyimli olan ajanslar size yardımcı olacak dijital pazarlama çözümleri oluyor. Biz kliniğimizde bunlara kendimiz de hakimiz. Yani evet, çalıştığımız bir ajans var ama onunla beraber oturup biz bu stratejileri birlikte yapıyoruz. Hastalarımızın post-op süreçleri, yani hasta bizden taburcu oldu gitti. Her şey bitti mi? Ülkesine yolladık. Hayır, tam tersi. Her şey o zaman başlıyor. Tabii ki dental kısımlarda belki süreç biraz daha farklı ama saç ekiminde süreç 12 ay, 18 aya kadar sürebildiği için hastayla iletişimde kalman, hastanın saçım çıkmadı, burası az çıktı, burası yamuk oldu, burada böyle bir sıkıntı yaşıyorum dediği şeylerin hepsini Google'da bulmaya çalışıyor cevabını. Ve Google'da yanlış bilgiye ulaşıyor. Yanlış bilgi ulaştığı zaman sana yükleniyor. Sana gelip ya ben bunu okudum aslında böyleymiş, sen bana böyle söyledin ama kısımdan oluşturmaya çalışıyor. O yüzden post-op takipte biz belli aylarda hastalarla iletişime geçip e-maillerle fotoğraflarını istiyoruz, onu sisteme kaydediyoruz. Hasta herhangi bir şey olduğu zaman bize yazması gerektiğini biliyor. Ve CRM'de onların ticketlarıyla birlikte şikayetlerinin çözümlerini yapmaya çalışıyoruz. Bana en çok sorulan soru işte bütçemiz, gelirimiz bu, ne kadarını ayırmalıyız? İşte hocam sen ne kadar harcıyorsun reklama? Bunun doğru cevabını veremiyoruz. Bunun doğru cevabı da yok. Bu sizin reputasyonunuzun istediğiniz hasta sayısı ve ayırdığınız bütçeye göre şekillenmesiyle oluşabilecek bir şey. Hedef ülke önemli. İlk başta bir ülkeyle başlayın diye düşünüyorum. İnsan kaynaklarındaki organizasyon yapısının belirlenmesi, ekip iletişimi, bunu eğitimlerle birlikte perçinlemek, şirket kültürünün oluşması, bunu oluşturacak kişiler biziz ama bunu eğitimlerle, çok ciddi güzel eğitim veren kurumlar var bu konuda.
Oturup fikir paylaşımını destekleyici, eleştirilebilmeyi, 360 derece performans değerlendirmesi yapabilecek düzeyde süreci doğru insan kaynaklarıyla yürütmemiz gerekiyor. Hasta geri bildirim yönetimi bence en önemli kısım. Çünkü biraz önce anlattım, 100 tane hasta yapabilirsin ama bir tane hasta gerçekten senin tüm sürecini baltalayabilir. Doğru pazarlama stratejisini oluşturmak için oturup tüm politika, ülke gerçeklerini anlamak lazım. Bence en önemli, şu slide'daki en önemli şeylerden biri gerçekten içerik yönetimi. Hastalarınızla ilgili yapmış olduğunuz süreçlerin hepsini doğru bir şekilde anlatın. Önemli değil, anlatın, sadece anlatın. Anlattığınız şeyleri birisi Google'dan, YouTube'dan buluyor ve izliyor. Ve seni bağlıyor. Senin o konuya ne kadar vakıf olduğunu görüyor. Dijitalleşme, biz kliniğimizde HBS kullanıyoruz. Zaten zorunluyuz bir şekilde. HBS, medikal anlamda yapmış olduğumuz şeylerin Sağlık Bakanlığı verilerinin iletimi ve onun haricinde de tabii ki bizim hasta dokümanını, hasta dosyasını oluşturmamız anlamında iyi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun.